Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Evde Hayat Var programına hoş geldiniz. Korona günlerinde başlangıcından beri aslında bu işle en çok uğraşan sağlıkçılar, sağlık sektöründeki insanlar, doktorlarımız. Bugün bir konuğumuz ev doktoru. Kendisi yıllardır, 10 yıldan fazladır bu meslekte iş yapıyor. Bahri Bulut, Huisartspraktijk Heikkilen. Bahri abi hoş geldin. Hoş bulduk Fatih. Bahri abi, seni uzun yıllardır tanıyorum. Uzun yıllardır tabii bu mesleği icra ediyorsun. Bu korona günleri sizin hayatınızı en çok nasıl etkiledi? Evet, valla güzel bir soru. Yani insanlarda tedirginlik var Fatih. İlk haftalarda insanların manhaneye gelmemelerini gördük. Endişe var. Bu sefer sağlıklıyız. Doktorun yanına gittiğimiz zaman orada acaba virüsü kapabilir miyiz endişeleri olduğundan dolayı ilk haftalarda bunu gördük. Şu anda yoğunluk açısından bir azalma var. Daha çok telefonla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve daha çok ev ziyaretleri yapıyoruz. Hasta olanların muhtemelen koronavirüsü olma ihtimali diyelim olanları biz daha çok evlerinde ziyaret ediyoruz. Muayenehanemizin emin bölge olarak kalmasını elde etmeye çalışıyoruz. Böyle bir farklı bir çalışma stiline girdik Fatih. Evet. Peki bu yani son 2-3 haftaya, 1 aya bakıldığında yüzde kaçı korona ile ilgili hasta görüyorsunuz? Tabii yani bu biraz zor bunu söylemek ama test edilen hastalarım var şu anda. İki tanesi pozitif test oldu. Bir tanesi vefat etti hatta. Bunların yaşları biraz vardı. Yaşlı insanlardı. Bir tane genç bir bayan vardı. 50 yaşında yeni basmıştı. Onu da gönderdim hastaneye. Onda da tespit edildi. Ama bunun yanı sıra da tabii test imkanları ilk haftalarda fazla olmadığından dolayı tedbir alınmak zorunda kaldı. Yani öksüren insanlar, ateş olan insanlar, nefes darlığı çekenler, baş ağrısı, göğüs ağrısı, ishal sıkıntısı olanlar, tat ve koklamada sıkıntı çekenlere biz diyoruz. Yani bakınız bu belirtiler koronanın bir işareti olabilir. Tavsiye de şu anda evde kalmanızdır. Çıkmayın 2 hafta boyunca. Rahatsızlıklarınız artarsa bizlere haberdar edin. Gerekirse yanınıza geliriz, tekrar test yaparız, muayene ederiz sizi. Baktık ki durumunuz gerçekten ciddi, hastaneye sevk ederiz. Hastanelerde ancak zaten test yapılıyor. Biz ev doktoru olarak test yapmıyoruz. Evet, peki Bahri abi şimdi bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Yani baştan sona kadar bir semptom gösteren vatandaşın hastaneye gidip gitmemesine nasıl karar veriliyor? Onu bir anlatabilir misin kısaca? Ya, aynen bu soru soruluyor, bayağı soruluyor. Çünkü halen bugünümüzde de bizleri aradıklarında ya doktor bey ben test olmak istiyorum diyor, bilmek istiyorum diyorlar. Ama yani bu sefer bütün halkı biz test etmeye kalkışmış olsa zaten test imkanlarımız o kadar değil. Bunu da bilmek gerekir. Bir de şu anda hala grip sürecinde olduğumuz için onu da unutmamak lazım. Yani her öksürük, her ateş belirtisi otomatikmen korona demek değildir yani. Normal gripal enfeksiyon da olabilir. Bunu da bilmek gerekir. Yani insanlarımız soruları çok. Bunları da fark ediyoruz. Daha çok rahatlatmaya çalışıyoruz. Bakınız diyoruz. Yani olabilir. En çok belirtiler nedir? İşte yüksek ateş, 38-39'un üzerinde aslında ciddi bir şekilde nefes darlığı çekiyorsanız, yani hafif bir nefes darlığı gibi değil, ciddi bir nefes darlığı çekiyorsanız ve şiddetli bir baş ağrısı varsa sizde, koku ve tat alımı kayboluyorsa bunları bize bildirin. Biz bundan haberdar olmak istiyoruz diyoruz. Buna rağmen tabii kuru endişe... Kuru öksürük sanırım bir de belirtilerden birisi değil mi? Kuru öksürük. Kuru öksürük, aynen Fatih'im. Tabii bunun yanı sıra tamam bunları biliyoruz doktor bey ama yine de test olmak istiyoruz diyorlar.
Biz de anlatmaya çalışıyoruz. Yani testin her zaman bir şey ifade etmediğini ve gerekmediğini de. Çünkü diyelim ki test yapılmış olsa ve o kişi de diyelim ki pozitif bir sonuç çıktı. Sizde vardır denildi. Sonuç yine aynı çünkü evde kalması gerekecek ve hastalığı gidene kadar evde kalması gerekecek. Hani onun için biz de daha çok tamam bu belirtiler koronaya işaret edebilir. Varmış gibi siz davranın ve 2 hafta boyunca evde kalın. Ama durum değiştiğinde bizleri haberdar edin diyoruz. Belki hastaneye sevk durumu o zaman söz konusu olabilir. Ama tabii vatandaşlarımız telaş da yapıyor hastaneye gidemeyince. Yani bilip bilmemede bir tedirginlik de var. Bu daha çok peki sizin burada insanlarımızı yatıştırma rolünde mi oluyorsunuz? Yani bilgilendirme öyle mi görmemiz gerekiyor? Evet Fatih, böyle görebilirsin. İnsanlarımız da şunu da bilmeleri gerekiyor. Onu da anlatıyorum kendilerine zaten. Şimdi çok şükür istatistikler bunu gösteriyor. %80'i halen aslında çok ne diyeyim az hafif bir şekilde koronayı geçirme durumları var aslında. Diyelim ki birisine koronavirüs bulaştı. Genelde 10 kişinin 8 kişi de 10 kişinin 8'inde çok hafif bir şekilde geçecek. Yani belki biraz burnu akacak, hafif bir baş ağrısı, biraz kuru öksürük ve bu kadar. 2 kişi de %20'de diyelim bu 10 kişinin ikisinde bu koronavirüsü müptela olduğunda bulaştığında bu insanlarda biraz daha ağır belirtiler olacak. Yani bunlarda ciddi bir nefes darlığı ve ateş söz konusu olacak. Yani şunu görmekteyiz aslında çoğumuz toplumumuzun çoğu %80'i belki haberi olmadan bile bu virüsü kapmış olacak ve geçirmiş olacak yani. Bunu da anlatmaya çalışıyoruz çünkü genelde insanlarımıza bir intiba var. Bu virüs bana bulaşırsa ben yani ciddi hastalanacağım hatta ölümcül bile olabilir endişeleri var. Yani bunu da anlatmaya çalışıyoruz böyle bir durumun genelde olmadığını. Bu tedirginlik nereden kaynaklanıyor abi sence? Bu yani medyanın bunu böyle yani her tarafta gündemde oluşu, en ağır vakalara gösterişinden dolayı mı oluyor sence? Yani tabii şimdi biz doktoral olarak neden endişeliyiz? Haberlerde de tabii bunu duyuyoruz. Bütün dünyada tedbirlerin alındığını, ciddi tedbirlerin alındığını insanlar sürekli ekranda gördüğü zaman bu durumun çok ciddi olduğunu otomatikmen algılamış olacaklar. Yani bu rastgele bir grip değildir gibisinden ama bizim endişemiz şu anda işte bunu açıklamakta herhalde biraz zorlandık veya eksik kaldı bu konuda. Tıp dünyası. Bizim endişemiz daha çok bu virüsün yeni olduğundan dolayı bilhassa yaşlı insanlarımızın ve hasta olan insanlarımızın, direniş gücünün zayıf olan insanlarımızın, hastalarımızın bu virüse karşı direniş gücü olmadığından dolayı bu gruplarda bu virüsün ciddi etki yapması hatta o derece ciddi ki yani ölümcül olabilme ihtimali vardı. Bunu da gördük zaten. Genelde vefat edenlerin 70 yaş üzerinde olduğunu gördük. Ve 70 yaşın altında olanların da zaten hasta olanların, direniş güçlerinin az olan insanların olduğunu gördük. İşte bütün tedbirler, bütün endişeler aslında bu sınıf insanlarımızı, yaşlılarımızı, hastalarımızı korumak için alınmıştı zaten. Bunu da söylemekte fayda var. Peki Bahri abi, Hollanda'daki Türk vatandaşlarımızın bu konuda yeterince bilgilendirdiğini düşünüyor musun? Ya şimdi tabii Avrupa'yı da takip ediyoruz otomatikmen. Hollanda toplumunda genelde tavsiyelerin, tedbirlerin dikkate alındığını, toplum olarak dikkate alındığını aslında görebiliyoruz. Yani diğer ülkelere bakarak Hollanda'daki gelişmeleri, istatistiklere baktığımız zaman şu anda 4-5 gündür çok şükür, Allah'a şükürler olsun gerçekten yani bir yavaş yavaş bir düzelmeye doğru gittiğimizi görüyoruz. Hastanelere alınan hasta sayısı, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısı,
ölenlerin sayısının yavaş yavaş azalmaya doğru gittiğini görüyoruz. Tabii bu tedbirlerin ciddiye alındığından dolayı büyük ihtimal söz konusudur. Onun için bizim insanlarımızın da belki kendileri ilk nesil veya bilemedik biraz yaşları ilerlemiş olan ikinci nesil insanlarımız haberleri çok iyi takip edemeseler de Hollanda'da da ama çocuklarının ve torunlarının yardımıyla haberdar olduklarına ben inanıyorum. Yani tavsiyelerin biz insanlarımızın, vatandaşlarımıza da iyi ulaştığını, onların da haberdar olduklarına ben yani inanıyorum yani. Yani şimdi şöyle bir gelişme oldu. Bize farklı kurumlardan bu vatandaşlar için Türkçe bilgilendirme hattı gibi bir şey olsa güzel olmaz mı diye sorular da geldi. Bu tür sorular da size ulaşıyor mu? Aynen. Ben bunun iyi olacağına inanıyorum. Yani Türkçe bilgilendirme hattı gerçekten iyi olur. Büyüklerimiz olabilir. Çevrelerinde belki kendilerini bilgilendirecek kimseleri yoktur ama bu bilgilendirme hattı iyi olur diye düşünüyorum. Ümit Evet. ediyorum ki belirli kuruluşlar da bu konuda öncülük yapar ve böyle bir hattı hizmete sunarlar diye ümit ediyorum yani. Evet. Abi Devlet de bunu şimdi yapıyor. şunu da sormak istiyorum. Tabii ev vizitlerine gidiyoruz sık sık dedin. Bu konuda ne tür önlemler alıyorsunuz? Yeterince önlem malzemeniz var mı? Çünkü biliyorsun bu maske olayı başından beri Hollanda'da eksikliğini hissedildi. Hatta bazı hastanelerde yeterince sağlıkçılara bile önlem malzemesi eksik olduğuna dair haberler geldi. Bunu siz nasıl yapıyorsunuz şey olarak ev doktoru pratiği olarak? Evet Fatih. Maalesef böyle durumlar söz konusu oldu. Doğru. Biz ilk günlerde bu olay patlak verdiğinde çıktığında tedbirimizi almamız gerekti. Tabii belirli alışveriş yaptığımız kuruluşlar var. Onlarla irtibata geçtik. Dedi ki bize malzeme gerekiyor. Maske, koruma yelekleri diyelim, eldivenler, özel gözlük vesaire bunları tedarik ettik ama bizi üzen bir durum oldu. Tabii bunları biz ilk defa almıyoruz. Başka zamanlarda da alıyoruz. Ne hikmetse bu zamanlarda almaya kalkıştığımızda bu ürünlerin fiyatlarının 3, 4, 5 mislisi olduğunu gördük yani. Bazılarının 10 misli. Yani bu bizi derinden üzdü. Hem biz insanlar için uğraşıyoruz. İlk safhada çalışıyoruz, koşturuyoruz. Ve biz doktorlara bu tür ürünleri şu anda yani mislisiyle satılması bizi derinden üzdü. Ama ne yapalım? Almamız gerekti de aldık, tedarik edebildik. Ciddi bir külfetli bir şey oldu ama tedarik edebildik. Devlet bu konuda bize herhangi bir maddi yardımda bulunmadı. Veya bizlere paketler gönderip buyurun size maske, yelek vesaire eldivenler demedi. Bunu biz kendimiz tedarik ettik. Bu da lazım. Evlere gittiğimiz zaman, vizite yaptığımız zaman korunmamız gerekiyor. Daha çok kendimizden endişe etmesek de bile o kişi de var ise taşıyıcı olabilir. Bu sefer taşıyıcı olduktan sonra da başkalarına aktarma durumu söz konusu. Onun için mutlaka sıkıntılı da olsa çünkü o ceketleri giymek, eldivenleri giymek, gözlüktü, şuydu vesaire ya sıkıyor. Bir de bir müddet o şekilde çalışmak insanı da biraz bunaltıyor. Yani farklı bir çalışma stiline girdik diyelim ama gerekiyor ve çok şükür de bu sıkıntılı günlerde böyle bir şey bir katkıda bulunmamız, böyle bir iş yapabilmemiz bizlere de ayrıca da gurur veriyor tabii. Yani insanlara yardımcı olabilmemiz Evet. bize bir ayrı mutluluk veriyor. Yani onu da söylemek isterim yani. Peki yani devlet size bir kutu malzeme göndermedi dedin ama bilgilendirme yapabiliyor mu? Yani malzemeyi şuradan alırsanız daha iyi veyahut ne bileyim bizim aracılığımızla ısmarlarsanız ona göre daha uygun bir fiyata gelir diye bir şey o da mı yok hiçbir şekilde? Yok Fatih, Tabii sizin öyle bir şey finans yok. giderleriniz de yükseldi haliyle o açıdan da soruyorum. Bunun üstesinden nasıl geliyorsunuz?
Ya onu da ilave edecektim şimdi Fatih. Aynen. Şimdi bize öyle herhangi bir şekilde yardımcı olmuyorlar veya buyurun şu kurumdan alın. Burası bize aittir. Burada size ücretsiz veya çok cüzi bir fiyata alabilirsiniz diye bir şey yok. Ama bir defalığına bir maddi destek verildi bütün muayenehanelere. Bu günlerde herhalde o konuda bir yardım alacağız. Onunla da işte personel giderimiz tabii devam ediyor. Hasta sayılarımız azaldı demiştim zaten. Yani öyle bir destekleri oldu. O maddi destekle bizler de gereken malzeme, personel giderlerini karşılama vesaire ödemekte biraz kolaylık sağlamış oluyorlar bizlere. Evet. Bahri abi şimdi bir de şunu ayrıca sormak istiyorum. Tabii belirtilerden birisi nefes darlığı dedin. Bu vatandaşlar nasıl hissediyor bunu? Nasıl görmemiz lazım? Yani normal nefes alıp verirken zorlanma mı yoksa bir ağrı tarzı bir şey mi ciğerlerde yanma mı? Nasıl görmemiz gerekiyor onu? Ya Fatih, bu ilk başlangıçtan itibaren bu şekilde söyleniyordu. Diyordular ki bakınız bu virüs akciğer sistemini etkiliyor. Hatta çift taraflı iltihap söz konusu olabiliyor. Ben yakından gördüm Fatih bu hastaları. Gerçekten yani kaçınılmaz bir gözden kaçınılmaz bir bunalıma giriyorlar. Nefes darlığına giriyor. Özür dilerim. Gerçekten nefes alıp vermede ne kadar zorlandıklarını görüyoruz. Oksijen oranlarının ne kadar azaldığını da ölçebiliyoruz. Bu insanlar gerçekten çok hasta oluyor Fatih. Bunu biz yakından da gördük. Ama şu da önemli. Bakınız 2 hafta önce Brabant'ın merkezinde Uden'de Berenhof'un hastanesinde bir araştırma yapıldı. 107 mi 109 hasta korona tespiti yapılan hastalarda tekrar farklı bir araştırma yapıldı. Bu kişilerde ne tür belirtilerin olduğunu tekrar gözden geçirdiler. Hastaneye geldiklerinde bunların %60-65'ine yakın bu tipik ateş ve öksürük, nefes darlığı belirtileri vardı. Ama %35'inde yani bu da ciddi bir oran aslında bu belirtiler hiç yoktu. Ne öksürme vardı, ne ateş vardı, ne de nefes darlığı vardı. Bu hastalarda 3 rahatsızlık aslında ortaktı, görülüyordu. Baş ağrısı, göğüs ağrısı, bir de ishal söz konusuydu. Yani onun için sadece öksürük veyahut ateş belirtisi var ise korona ihtimali vardı dememek lazım artık. Biz bundan vazgeçtik. Doktorlar Federasyonu olarak bunu da Cuma günü yayınladılar zaten. Koklama, tat imkanı da o şeyde Evet. azaldığı zaman, kaybolduğu zaman da alma, özür dilerim, azaldığı zaman, kaybolduğu zaman onun da bir koronavirüsüne yakalanma ihtimali olduğunu bir belirtisi olabilir. Yani Fatih şu var, bu koronanın tipik belirtileri yok. Bilhassa öksürük ve ateş, ama bunun yanı sıra karın ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı, göğüs ağrısı, tad alma kaybı, koklama konusunda sıkıntı, bacaklarımızın ağrımaları, her türlü belirtilerin de koronaya işaret edebilme ihtimali var Haliyle yani. insanlarımızın psikolojisini de bozuyor tabii bu. Yani uzun süre böyle bir şeyin devam etmesi, pandeminin devam etmesi de yeni bir artık dünya düzenine doğru, yeni bir hayat tarzına doğru bizi itiyor. İşte bir işte Başbakan Rutte dedi ya işte 1,5 metre mesafe durumu uzun süre devam edebilecek bir durum. Çünkü bir ilaç veyahut bir aşısı bulunmadığı takdirde. Şunu sormak istiyorum. Diğer ev doktorlarıyla bir iletişiminiz var mı? Yani onlar da nasıl gidiyor, nasıl ele alıyorlar? Sizin belirli bir üst çatı kuruluşunuz var mı? Yani Fatih var.
küçük çapta da bölge olarak birkaç ev doktoruyla beraber zaten bir grubumuz var. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Sizlerde durum nasıl? Malzemeleriniz nasıl? Var mı? Azalma mı var mı? Tedarik edebiliriz sizlere. Bizde biraz daha var gibisinden. Bunun yanı sıra tabii bizlerin bağlı olduğu Health Outpost'lar da var. Hepimizin bildiği acil durumlarda gittiğimiz Health Outpost'lar da var. Burada farklı bir uygulamaya karar verdik. Baktık ki biz ev doktorları normal gündüz vakitleri 5'e kadar, 8'den 5'e kadar biliyorsunuz normalde o zaman kapalı oluyor gündüz Evet. vakitlerinde. Şimdi açık kalmasını sağladık. Baktık ki bu hastaların sayıları artıyor. Öksürme, ateş yani korona olma ihtimali yüksek ise biz derhal Health Outpost'a sevk ediyoruz. Orayı arıyoruz diyoruz ki bakın böyle bir hastam var benim ihtimal yüksektir. Bir zahmet siz bakın. Çünkü orada doktor arkadaşlarımız, görev yapan arkadaşlarımız tedarik ediyor. Özür dilerim. Ceketlerin yeleklerini giyiyorlar, malzemelerini kullanıyorlar ve saatlerce o şekilde tabiri caizse bekliyorlar. Biz burada her hastaya yeni bir ceket, yeni bir yelek, yeni maske, yeni ürün diyelim kullanmamız gerekirken her hastadan sonra da onu atmamız gerekiyor. Tabii günde 5-10 tane hasta gördüğün zaman her gün 5 tane set kullandığımız zaman Evet. yetiştiremeyiz. Yani malzemenin bir an önce bitmesine sebep olur. Orada doktor arkadaşımız işte diyelim ki hazırlanıyor ve özel korona spray kür dediğimiz bir muayene saati belirlemiş Evet. olduk yani. Oraya yönlendiriyoruz. Orada da saat başı birer tane hastaya diyelim ki bakıyoruz. Bazen de iki tane saatte. Onun o şekilde de biz biraz daha rahatlamış oluyoruz ve vizitelere daha Anladım. çok önem. Evet. Bahri abi ben çok teşekkür ediyorum. Bize güzel bilgilendirdin. Bir de son olarak şunu siz aynı zamanda eşiniz de ev doktoru. Beraber çalışıyorsunuz. Bu sizin evdeki durumunuzu nasıl etkiliyor? Yani çocuklarınıza vakit ayırabiliyor musunuz? Evet, yani çok şükür o konuda bir sıkıntı yok. Ama da biz de hastalarla meşgul olduğumuz için bizlerde de herhangi bir belirti olduğu zaman ateş veya öksürük veya diğer saydığım belirtiler da içimizden de geçmiyor değil. Yani acaba şu anda ben taşıyıcı mıyım? Çocuklarıma bulaşabilir mi? O konuda da dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ama ne yapalım? Yani birileri bu süreç içerisinde Evet. bu hastalarımıza yani hala hizmeti, sağlık hizmetlerini sunması, yapması gerekiyor. Tekrar diyorum yani bu konuda da bu ayrıca bir memnuniyet veriyor bize. Evet. Bahri abi her zaman bu tür bilgileri vatandaşlarımıza iletmek için kanalımız açık olacak. Gerektiğinde yeni gelişmeler olduğunda istiyorum ki yeni bağlantılar yapalım önümüzdeki günlerde veya haftalarda. Gelişmeleri bir daha değerlendirelim bir süre sonra. Ben teşekkür ediyorum katıldığın için. Güzel bilgiler verdin. Yani umuyorum ki bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz. Allah yardımcınız olsun diyorum. Cümlemizin faydası. İnşallah faydalı bilgiler sunmuşuzdur. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah, teşekkürler. Evet arkadaşlar, bir yayının daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi ev doktorları, sağlık sektöründe çalışan vatandaşlar bu işin gerçekten en önünde savaşanlar diyelim. Sağ olsunlar bizler için hayatlarını riske ediyorlar. Umuyoruz ki bir an önce bir aşısı veyahut bir ilacı bulunur da bu virüsten kurtuluruz. Siz de kendinize çok çok iyi bakın, dikkat edin. Evde kalın, dışarı çıkmamaya bakın. Evde hayat var diyoruz. Teşekkürler, görüşmek üzere.